Oğlum nasıl durayım lan ben? Evet arkadaşlar, Hakan Satmaz Show'a hoş geldiniz. Evet hızlı geldim. Evet arkadaşlar, Hakan Satmaz Show'a hoş geldiniz. Ben Hakan Satmaz. Ben Otobüs Bey. Ama hepinize saplarım. Saplayacağım. Hadi bakalım. Bana başlayabiliriz. Tamam. Bekliyorum. Bunu sonra geldin iyiydi be. Gurur tablosu. Satıyor. Verdi. Verdi. Kız varsa güzel kız gibi alın. Aynen bak. 25 yaşlarında alabiliriz. Kısmetse olur şöyle öyle falan. Adım Cafer. bir LRS oyundayız. Herkese merhaba arkadaşlar. Hakan Satmaz Show'a hoş geldiniz. Bugün konuğum eski bir askeri personel olan Furkan Ger. Bizlerle beraber Hakan Satmaz Show'da. Furkan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Senin burada aralık çok da güzel oldu. Uzun zaman oldu hatta görüşmeleri değil mi? Evet. 5 yıl kadar oldu. Evet. Askeri personel olarak göreve devam ediyordun. Evet. Ki bıraktın. Bıraktım. İlk olarak seni tanıyalım. O konuya değineceğiz zaten. Furkan Ger kimdir? İlk olarak seni tanıyalım. Furkan Ger kimdir? Şöyle söyleyeyim. 26 yaşında Çanakkale'li eski bir askeri personel mensubu olan bir insandır. Bırakmak zorunda kalan. Zaten babadan gelen bir şeydi. Babam da askerdi. Emekli oldu. Evet. Çocukluktan bu yana bir Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bir şey vardı. Sempatiklik vardı, aşıklık vardı. Babadan gelen şey. Tabii babadan gelen. Neden bıraktın peki tam olarak? Neden bıraktım? Şöyle söyleyeyim. Beden yorgunluğu geçiyor da kafa yorgunluğu geçmiyormuş. Hani bir, göründüğü gibi değil, değil mi? Göründüğü gibi değil kesinlikle. Hani dışarıdan bazı insanlar şey diyebiliyor ya, yattıkları yerden para kazanıyorlar diyebiliyor. Ama hani içerisinde olmadığın sürece bunu anlayamıyoruz. Ölümle burun burunasın. Tabii kesinlikle. Hani her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Ve hani pusu yiyorsun, taciz yiyorsunuz. Hani bunlar güzel şeyler değil. Hani evet. Kolay şeyler de değil. Tabii dışarıdan bakılınca bazı insanlara heyecanlı geliyor. Yapabilecekmiş gibi geliyor macera ama. Macera gibi geliyor. Evet, hani aksiyon gerilim falan diyorlar ya, evet bu şekilde ama içinde yani onu yiyince öyle hiçbir şey kalmıyor. Ne gerilim ne heyecan, çıkamıyorsunuz bile bazen. Şimdi askeri personelliği bırakmadan önce hani görevine devam ediyordun. Evet. Peki hani ilk mesele. Askeri personel olduktan sonra sınavlara girdin tabii her zamanki gibi. İnsanların imtihanı oluyor. Evet. Geçiyorsun, ediyorsun. Üniforma giyiyorsun. İşte görev yerin belli oldu. Hadi git bakalım. Gittikten sonra tabii istersem insan bir kıyafetle bir grup pozu fotoğraf çekiliyor değil mi? İsterseniz. Tabii tabii kesinlikle. O da bir ayrı hava. Tabii ki. En azından insan motive olur böyle. Ya olmaz mı ya? Şimdi herkese nasip olmuyor hani üniformayı giymek. Evet. Hani bize nasip olmuş tabii giydik. Instagram'a story fırlattık, salladık. Tabii benim öyle şeylerim yoktu pek fazla evet, da ama ilk yaptığımda bir attım. Pek fotoğraf paylaşan biri değilsin ya Furkan. Şimdi şöyle bir olay var. Bazı insanlar etiket etmeyi çok seviyorlar. Evet. Ben askeriye giderken bile kimseye haber vermeden hani sadece ailem biliyordu. Hani ben arkadaşlarıma bile haber vermedim ki. Hani benim arkadaşlarım bazıları 2 sene sonra bazıları 3 sene sonra öğrendi benim askeri personel olduğumu. Aa Furkan askeri personel olmuş hiç söylemedi de bak falan. Evet evet kesinlikle öyle. Şimdi askeri personel olduktan sonra çevrendeki insanların sana karşı davranışı nasıl oldu? Artık şöyle oluyordu ya, hani insanlar normal arkadaş konusunu geçtim. Hani eskiden bir muhabbetimiz vardı. Belki selamlaşıyorduk. Belki evet. Hani beni gördüğünde yönünü değiştiren insanlar mesaj atmaya başladılar. Yani zaten bunun amacı da finansal olarak kesinlikle oradan belli oluyordu. Bu arkadaşların önceden çok samimi oldun mu yoksa normal yok, samimi oldun mu? Yok normal samimi. Normal samimi. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Ya kendi arkadaşlarımın içerisinde var bunlar. Hani çok uzun zamandan beri tanıyıp da o zaman hani gerçek yüzünü gördüğüm insanlar da oldu çok fazla. Hı-hı. Artık hani şu an hiçbiriyle tabii konuşmuyorum. Artık irtibatımı kestim ama onlar artık bitti. Onların devri. Ama her bir meslekte insanları hani tanıyorsun biliyor musun? Mesela benim bu yaptığım işte ben insanları tanıdım. Sen yaptığın işte insanları tanıdın. Bir tecrübe bence bir insan için. Ki çok büyük bir tecrübe. Hep insanlar hani bizim yararımıza. Dediğin gibi çok büyük bir tecrübe oluyor ya. Ya yararına ama hani çok bir laf büyük vardır bir şey katıyor. Az insan çok huzur. Kesinlikle. Bak kesinlikle. Hani yalnızlığı, sessizliği o kadar alışmışım ki gürültüyü kafam kaldırmıyor artık. Tabii sen arkadaş olacak da bizim değindiğimiz konu aslında insanların vicdanı, insanların gerçek yüzü değil evet. mi? Bu kesinlikle. Yani bizim, kesinlikle. Hani şimdi çok iyi insan olabilirsin ama işte vicdanın yoksa, merhametin yoksa hiçbir şey. Yani insan hayat onur, gurur, şerefi için yaşar. Bir. İkincisi bir tane hani insan bazı şeyler hayatında kendine yakıştıramam der, yapamam der. Kesinlikle abi. O şeyler çok önemli. Senin gözünde insanlar nasıl olmalı Furkan? Benim gözümde insanlar nasıl olmalı? Çok güzel. Adam. Adam. Sen biliyorsun bu işi falan.
Ya benim gözümde insanlar nasıl olmalı? Ya menfaat olmaması lazım bir insanda. Şöyle aslında bak, ben şunu öğrendim. Belki sana da belki yanlış geliyor olabilir. Şimdi benim zor zamanım mesela, tamam mı? İşim sana düştü, sen görün eyvallah. Ama ben de senin zor zaman senin işini görmem lazım ki bu benim boynumun borcu ve bu karşılıklı olması lazım. Ya bir menfaat, bir çıkar olmaması gerekiyor, evet. Hayır, şöyle düşün mesela. Mesela ben seni sevdim ve sana iyilik yaptım mesela zor zamanında. Bu içimde sevdiğim için. Sonra mesela zor zamanda ben kalıyorum. Sen diyorsun ya Hakan'ın yardım ihtiyacı var. Allah razı olsun, çocuk bana yardım etti falan filan. Sen ne diyorsun, bana iyilik yapıyorsun. Bu benim çok müthiş bir şey. Ya evet, bak o konuda şeyim yok. Haklısın, evet. Ama hani bazıları da var. Sadece sırf menfaati uğruna hani karşı tarafa yardımcı oluyor. Şey diyor mesela. Çıkarları yani, uğruna. Çıkarları uğruna. Ben bununla bu çıkar var, onu yapayım ki öyle yaparım falan filan. Aynen öyle. Ya hani bu para oluyor, ne bileyim sivil hayatta ortam oluyor. Tamam, hani biz para lafını yapmıyoruz da. Ya bu zamana kadar hiçbir zaman yapmadık. Ben de yapmadım ama gel gelelim, her zaman da olmaz değil mi? Evet. Bir şeyin mesela. Ya şimdi her insanın belirli bir maddi ve manevi şeyleri var. Borcu olabiliyor, harcı olabiliyor, cebinde olabiliyor, herkesin olmayabiliyor. Hani vaktini hesap edemiyor ki herkes kendi vaktini. Ha, kesinlikle ya. Tamam, ben orada kazanıyordum, kazanmıyordum değil. Ama benim de bir giderlerim vardı sonuçta. Değil mi? Tamam, ben ne kadar da eve gitmesem de evime gidiyordu yani. Evime de gidiyordu. Şey gibi görmeyin yani, Furkan o kadar maaş aldı, hep kendisi yiyor. Böyle yok, yok yani öyle bir durum ya. Zaten hani şöyle bir şey var. Dağda bayırda yeme gibi bir lüksün yok. Çarşı izni yok zaten. Yok ne çarşısı? Normal sivil hayata çıkamıyor. Çarşı izni kapansı yerlere gidiyor. Tamam direkt. Çarşıya çıkıyorsun ama hani çarşı da belirli günlerde çıkabiliyorsun. Hani öyle devamlı istediğin zaman hani hadi çıkalım çarşıya, bugün dolaşalım yapamıyorsunuz. Zaten yaptığın yerde sınırdı herhalde. Evet, dağdaydık. Yani bildiğim. İsmini vermek istemiyorum. Tabii PUBG oynanır herhalde orada. Dağlarda PUBG. Ya Puçinki gibi bir yer. Puçinki. Çok fena. Tatata falan. Aynen. Allah korusun. Allah kimsenin başına vermesin. Aman aman. Peki askeri personel yaparken neler yaşadın Furkan, iyi veya kötü? İyi insanlar tanıdım çok. Hala konuştuğum, mesleği bıraktığımı bilip de yani öğrenip de üzülen arkadaşlarım, komutanlarım oldu. Hala konuşmaya devam ediyoruz. Hani birkaç tanesinin düğünü var, düğünlerine çağırıyorlar. Hani bu bakımdan hani insanlar konusunda evet. Güzel insanlar kazandım. Güzel insanlar kazandım. Diyor insan. Evet, yani bu konuda ona bir şey diyemem. Kötü yanı ise günlerce aç kalabiliyorsun, susuz kalabiliyorsun. Ne bileyim, yanında 4 tane arkadaşımızı şehit verdik. Hani bu olaylar... Allah rahmet eylesin, mekanlar. Mekanları cennet olsun. Tabii psikoloji kaldırmıyor bazı yerde. Ama mecburen devam etmek zorundasın. Hani bir şeylere mecbursun. Psikolojik olarak rahatsız olan arkadaşların da görmüşsündür, olmuşsundur. Tabii var yani. Hani kafayı sıyıran mı ararsın? Sıyırıp da hani gidenleri de gördük. Hani kalıp devam etmeye çalışanları da gördük. Hani bunun içerisinde ben de dahilim. Hani çünkü arkadaşın orada kanlar içerisinde yerde yatarken görüyorsun. Hani bir kere başlı başına bir psikolojik travmaya giriyor zaten. İnsan unutamaz değil mi? Ya unutamıyorsun. Hani rüyalarına falan giriyor. Demem o ki kolay bir şeyler değil. Yani sürekli yürüyorsun, bir yerlere gidiyorsun. İçi, hani yattığında bile hani karakola taciz yedik. Yatıyordum. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. İnsan yastığına sarılır. Ben silahıma sarılıp yatıyordum. Hadi. Öyle söyleyeyim. İnsanların yaşadıkları kolay değil. Hani ben şunu söylemek istiyorum hani insanlara karşı. Yattığımız yerden kesinlikle para kazanmıyoruz. Hani bunu bir açıklık getireyim ben. Burun burunasın. Kesinlikle. Hani bazıları diyor evet yattığımız yerden para kazanıyoruz. Değil. Tabi bu da bir tercih mesela, örnek vereyim. Sen bıraktığın başkası tekrar başvurabilir. Bu şey ya, tercih meselesi. Ya kesinlikle tercih meselesi. Kimse sana bıraktığında suçlamıyor yani seni. Yani suçlamaz. Yani. Hani benim elimde sözleşme var. Benim sözleşmem bitmiş. Ben bırakmışım. Tamam. Yani bana kimse şey hani bırakamazsın, yok kalacaksın, yok şunu yapacaksın diyemez. Bu benim görüşüm. Bu benim tercihim. Saygı duyulması lazım. İsmimi lekelemeden, kafamı öne eğmeden evet. Çıktım. Hakkın hayırlısı olur inşallah Furkan. Teşekkür ederim. Terörist vurdum, hiç leşim var mı? Var. Şöyle söyleyeyim. Onda da 3 tane leşim var. 2 tanesi İHA'yla. İHA'yla. Evet. Hani keskin nişancı mı? Şey olarak keskin nişancılık, hani Atunep'te kurs aldıydım zaten Ankara'da. Hı hı. Ankara'da kurs aldığım için hani keskin nişancı olarak geçiyorduk. 2 kişiyiz. Bir de keskin nişancı yardımcısı. O arkadaşım da keskin nişancı normal şartlarda. Evet, vurduk. Bazı noktalarda zaten hani dediğim gibi 3 kişi vurduk. Bir tanesini ben kendim vurdum. 2 tanesini İHA'ya vurdurdu. Onda da hani yönlendirme olarak hani benim kolum önde zaten, onlar ileride. Ben kendime belli bir nokta belirliyorum. Hı hı. Oraya çıkıyorum. Oradan hani gördüğüm görüş açısından. Onlar bazı... seni fark etmiyor mu? Fark edemiyorlar. Fark edemiyor. Şansı yok. Kamuflaj var. Evet. Ekstra bir de kamuflaj var.
Çok iyi. Bunlar mağaralardan geliyor değil mi? Tabii. Ya mağaralardan geliyor. İran içinden, İran'ın içinden. Bunları helikopterle bile bırakıyorlar. Yani komutanım hatta benim şimdi eski komutanım. Evet. Ondan bizim yanımıza gelmeden önceki yerinde bir tane terörist yakalamış. Evet. 6 ay boyunca bunların girişlerini, çıkışlarını, nöbet değişikliklerini, yediklerini, içtiklerini, geleni, gideni saati saatine her gün bu tutmuş. Allah 6 ay boyunca. Yani bunu yapan da terörist yani. Hani bize deseler 6 ay boyunca burada kalıp hiç hareket etmeden... Yakalandı, imha edilmedi mi? Tabii ya, imha ediyorsun. Hı. Kolluk kuvvetlerine teslim ediyorsun. Biz imha etmiyoruz. Evet, çatışmada sadece... Çatışma da denk. Tabii çatışma da olur. Ama normal böyle yakaladığımız zaman kolluk kuvvetlerine teslim etmek zorunluluğumuz var. Kolluk kuvvetleri de jandarma veya polis. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizim böyle bir şeyimiz yok. Evet Furkan, şimdi askeri personeli bıraktın kanka. Sözleşmeyi yenilemedin. Evet. Peki bundan sonra ne yapacaksın hayatında? İş güç olarak. Bundan sonra hayallerimiz, planlarımız var. Hepsi sırayla gelecek. Evet. İlk olarak mesela ne yapacaksın? İşsizsin oğlum. Evet yani açıkçası şu anlık işsiziz. Evet. Yani biraz kafayı toparlamayı düşünüyorum açıkçası. Hani dinlenip biraz kendimi toparlayayım. Hani düşüneyim. Üstümdeki yorgunluğu bir atayım. Aslında ilk amacım o zaten. Hani evet. Ondan sonra hepsini böyle yavaş yavaş... İlk olarak ya. Psikoloji zaten. Aynen kesinlikle. Hı-hı. Şu anki amacım, yani düşüncem, ilk amacım bir rentekar kurmak ya. Hep hayalimdi, çocukluk hayallerimin arasında... Bu da vardı. Evet. Hani ondan sonra rentekarı büyütmek. Sermaye var değil mi şu an? Tabii var. Çünkü sen yarın düşünen bir insansın. Ya şimdi gençlik zamanımızdaki gibi bir adım atarken o zamanlar düşünmüyorduk. Evet. O zaman gençlikte herkes evet. Yaşaması gerekenleri yaşıyordu zaten. Ama şu an mecburen düşünmek zorundasın. Değil mi? Düşünmezsen ileriye dönük bir şeyin olmuyor ya. Yapamıyorsun. Zaten şu an... İnsan sorumluluk zamanı artık. Tabii ki de kesinlikle. Yani bir tarafta aile baskısı var evlen diye. Düşünüyor musun evlenmeyi? Evlenmeyi kanka şöyle söyleyeyim. Şu an içerisinde düşünmüyorum. İlk önce işimi gücümü ayarlayayım. Rayına oturtayım diyorsun. Evet kesinlikle. Rayıma oturayım. İşimi gücümü ayarladıktan sonraki süreçte... Neden olmasın? Yani düşünürüz. Ama tabii yengede çalışması olması yani. Lazım. Çalışması lazım. Bir bakalım ne eksik. Ney? Yenge. Yenge yok. Yenge çalışması lazım, yenge yok. Eksik olamazsın. Özel olacak ama sormak istiyorum ama nasıl biri olsun üstü mesela? Anne yani, nasıl yani tip, boy, karakter, kişilik olarak mesela? Ya kanka boyun pek bir önemi yok. Tip olarak tabii hani yanımıza yakışması gerekiyor. İnsanlık açısından iyi olsun, içi güzel olsun. İyi hani, niyetli olsun. Aynen kesinlikle iyi niyetli olması. Vicdan önemli. Vicdan aynen. Hani, vicdan merhamet. Kesinlikle hani hayvansever olması da önemli. Evet o da çok önemli. Gerçekten çok önemli. Evet ya hani ben evime kedi köpek almayı düşünen bir insanım. Güzel insanın stresini al böyle sevmek güzel tabii bir şey. Kesinlikle yani. Güzel bir şey. Tamam belli bir vakte kadar senin çocuğun yerine geçiyor ya. Evet. Hani senin ailenin bir parçası oluyor. Öldü mü üzülüyorsun. Hani bunun için hani... Kriter hayvan sevmesi ya. Güzel. İşte planlar doğrultusunda bunların hepsini sırayla yapacağız. İlk önce bir işimizi gücümüzü kurmak. En başta şeyimiz. Tabii şimdi onları yapmadan önce de bir kendimizi toparlamamız lazım. Çünkü 5 senenin vermiş olduğu bir yorgunluk var. Bir kafa yorgunluğu var. Diyorum ya hani beden yorgunluğu geçiyor ama kafa yorgunluğunu kolay kolay atamıyorsun. Kafa yorgunluğu çok... Zor. Kesinlikle kolay kolay atamıyorsun. Ha toparladık gene hani bir ay içerisinde yine biraz toparladık. Hani geziyorsun çıkıyorsun. Çıkıyorsun tabii. Geziyorsun mesela. Onlar güzelmiş aslında. Şimdi evde kalmaya alışık değilim. Şimdi 4 duvar arasında belli bir saat kalabiliyorum. Ya tabii alışırım da bu da biraz uzun sürecek. Sıkılıyor ama değil mi sen? Kesinlikle. Yani sürekli dışarıdasın. Hani sürekli ayağımda bir bot var. Dağ bayıra gidiyorsun, geziyorsun, geliyorsun. Hani öyle gezme şey anlamında değil yani. Evet, tatbikat anlamında. Tabii kesinlikle. Pusu, şeyler. Ama tabii dediğim gibi 4 duvara yavaş yavaş alışmaya başladım evin içine. Onun için... Biraz zamana ihtiyacım var. Zamana ihtiyacım var kesinlikle.
Evet, kanalıma geldiği için teşekkür ederim Furkan. Önemli kardeşim. İyi ki geldin. Gurur tablosu. Evet kanka, son olarak eklemek istediklerim var mı? Ya beni konuk ettiğin için öncelikle sana teşekkür ediyorum. Rica ederim her zaman. İzleyen herkese de teşekkürlerimi iletiyorum bundan. Evet, Hakan Satmaz Show'un sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.